Selamünaleyküm gençler. Evet, yeni bir çözüm, yeni bir deneme ile beraberiz. Evet, soruları okuyoruz. Birinci soruya bakalım, ne istiyor bizden? Yukarıdaki ayetlerden hangileri toplumsal yasalara örnek verilebilir? Birinci ayetimiz Yasin Suresi 38. ayet. Güneş de yörüngesini akıp gitmektedir. Bu üstün ve bilen Allah'ın kanunudur. İkinci ayetimiz Alak Suresi. O insanı bir embriyodan, alaktan yarattı. Ve üçüncü ayetimiz çocuklar her toplumun belirlenmiş bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilir ne de bir an öne çekebilirler. A'raf suresi 34. ayet. Evet, şimdi ne yapacaktık bizler? Yasaları öğrenirken her bir yasa için bir anahtar kelime söylemiştik, değil mi? Mesela madde, ısı, enerji, yer çekimi, kuvveti, basınç, gece, gündüz oluşumu veya mevsimler gibi doğayla ilgili olan ayetler bize ne yapacaktı? Fiziksel yasaları verecekti. O halde bir numaralı ayetimizin yasası nedir? Güneş de yörüngesine akıp gitmektedir dediği için fiziksel yasadır. İki, o insanı bir alaktan, kan pıhtısından yarattı. O halde ne olacak? İnsan, canlı, değil mi? Yani hayvan, bitki, insandan bahsediyorsa anahtar kelimemiz canlı kelimesiydi. O halde bu da biyolojik yasa olacaktı. Ve üçüncü ayete baktığımda her toplumun belirlenmiş bir eceli vardır dediği an. Ecel neydi? Artık noktalanma. Hayatın sona ermesi, değil mi? Peki toplumlar da bunun için geçerli miydi? Toplumlar, milletler üzerine bu düşündüğümüzde. Evet, ve buna bize ait kerime ne diyor? Her toplumun belirlenmiş bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilir ne de bir an öne çekebiliriz. O halde toplumdan bahseden bu ayet bana neyi hatırlatacak? Toplumsal yasayı. Cevabımız ne olacak gençler? B şıkkı olacak diyoruz. Ve ikinci soruya bakıyoruz. İkinci soruda diyor ki, bu parçadaki olay aşağıdaki kavramlardan hangisini örnek oluşturur? Ayşe Hanım sınava çok iyi hazırlanan kızı Suna'ya, kızım sen elinden geleni yaptın, artık gerisi Allah'a kalmış bir şey. Bundan sonra yapacağın şey dua etmektir. Ne yaptı çocuklar Suna? Elinden gelen gayreti gösterdi, sınava çalıştı ve artık dua kısmına, yani teslimiyet kısmına geldi. Ve annesi ona ne söylüyor bakın. Kızım sen elinden geleni yaptın. Artık gerisi Allah'a kalmış. O halde cevabımız ne olacak? Elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra Allah'a dayanıp güvenmek anlamında tevekkül olacak. Cevabımız A şıkkı gençler. Üçüncü soruya bakıyoruz. Bu ayette yardımseverliğin aşağıdaki hangi yöne vurgulanmaktadır? Ey iman edenler, Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kalkmak ve incitmek suretiyle boşa gidermeyin. Bakın, ayet bize ne kadar güzel bir şekilde uyarıyor, değil mi? Allah'a ve ahiret gününe inanmayan bir kişinin malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan şekilde olduğu gibi diyor. Sakın siz de sadakalarınızı böyle başa kalkmak ve incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. Peki hangi yönü vurgulanıyor? Kimlere nasıl yapılması gerektiği? Burada kimlere verilmesi noktasında bilgi var mı? Hayır, yok. Niçin yapılması gerektiği? Sadaka ibadetinin nasıl ve burada niçin, ne zaman gibi sorulardan hangisine cevap aradığını bulacağız. Peki niçin cevabı var mı burada? Hayır, yok. Nasıl yapılması gerektiği? Evet, burada ne diyor? Başa kalkmadan ve insanları incitmeden, değil mi? O halde cevabımız nasıl yapılması gerektiği olacaktır. Ve D'ye bakalım, ne zaman yapılması gerektiği noktasında burada bir bilgi geçmiyor çocuklar. Cevabımız C şıkkı. Ve dördüncü soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisi zekat ve sadakanın toplumsal faydalarından biridir? Bakın, zekat ve sadaka ibadetleri İslam dininde çok önemlidir. Bu ibadetlerin bireysel ve toplumsal olarak pek çok faydası vardır. Bireysel fayda dediğim zaman kişinin kendisine olan bireysel eğitim üzerindeki faydaydı. Toplumsal dediğim zaman ise bir grubun, bir topluluk içinde eğitim noktasında bu ibadet bu topluluğa ne katıyor? Bunu ne yapacaktım? Fayda olarak görecektim. O halde A şıkkı cimrilik ve bencillik duyguları azalır. Evet, azalır, doğru, ama bu hangi fayda çocuklar? Cimrilik ve bencillik dediği için bireysel fayda. Yüce Allah'ın sevgisini kazanır. Evet, Allah'la arasındaki muhabbet artar.
Çünkü bir ibadet gerçekleştirmişti değil mi? Ve yakınlaşır Allah'a. O halde bu da nedir? Bir bireysel faydadır. Malı bereketlenir. Evet, bu kişinin elindeki kazancı malı neyse verdiği zekattan, sadakadan dolayı ne olacaktır? Malı bereketlenecektir. Bu da bireysel faydadır. Ama D şıkkına bakıyorum. Birlik ve beraberlik duygusu pekişir dediği zaman ne olacak? Birlik ve beraberlik duygusu pekiştiği için toplumsal fayda olacak gençler. Cevabımız D şıkkı. Beşinci soruya bakalım. Bu tanımdan zekat ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılır? Zekat sözlükte temizlenme, çoğalma, bereket, gelişme gibi anlamlara gelir. İslam'ın 5 şartından biri olan zekat, dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez mallarının belli bir miktarını ihtiyaç sahiplerine vermelerine denir. Bakalım, malı bereketlendirdiği ulaşabiliyor muyum? Bakın, zekatın sözlükteki temizlenme, çoğalma, bereket, gelişme gibi anlamlara gelir diyor. O halde bereketlendirdiği geçiyor mu? Evet, geçiyor. İslam'ın şartlarından biri olduğu, evet, İslam'ın 5 şartından biri olan zekat. Geçti mi cümlede? Geçti, ulaşabildim. Gücü yeten Müslümanların yılda bir kez vermesi gerekli. Ne diyoruz? Dinen zengin sayılır. Yani dinen gücü yeten Müslümanların yılda bir kez mallarının belli bir miktar ihtiyaç sahiplerine vermelerine denir. O halde ne yapacağım? Her üç maddeye de burada ulaşabiliyorum. Cevabım D şıkkı olacak gençler. Evet, bir sonraki sayfamızı açalım. Altıncı soru. Bakalım soru bize ne diyor? Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra nisap miktarı kadar malı bulunanlar kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler için fıtır sadakası verirler. Bu kimselerin fıtır sadakası vermesi vaciptir. Fıtır sadakası Yüce Allah'ın bize bahşettiği varlığımızın bir şükrü, Ramazan ayında oruçluyken istemeden yaptığımız kusurlu davranışlarımızın bir özrüdür. Ülkemizde daha çok fitre olarak bilinir. Fıtır sadakasının bayram namazı vaktine kadar verilmesi gerekir. Bakalım. A. Fıtır sadakasını kimler vermeli? Ne diyor bakın burada? Nisap miktarı kadar malı bulunanlar kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kimseler için fıtır sadakası verir. Kimler grubunu aldı mı bize? Evet, aldı. Fıtır sadakası ne için verilmelidir? Peki çocuklar, burada yazıyor mu? Fıtır sadakası Yüce Allah'ın bize bahşettiği varlığımızın bir şükrü, Ramazan ayında oruçluyken istemeden yaptığımız kusurlu davranışlarımızın bir özrüdür. O halde bu cevap da var. C şıkkına bakalım. Fıtır sadakasının miktarı ne kadardır? Peki, burada fıtır sadakasının miktarı üzerinde bize bir günlük bir yiyecek miktarı şeklinde bir bilgi geçti mi? Hayır, geçmedi. O halde cevabımız C şıkkı olacaktır. Ama D'ye de bakalım. Fıtır sadakası ne zaman verilmelidir çocuklar? Fıtır sadakası nedir? Bayram namazına kadar verilmesi gerekli cümlesi burada ne yapıyor? Geçiyor. O halde cevabımız C şıkkı diyoruz ve 7. soruya geçiyoruz. Bu hadise göre müflis kişi aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir soru var. Bakalım. Bir gün sahabeler Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a otururken Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem onlara müflis yani iflas eden kişi kimdir biliyor musunuz diye sordu. Sahabeler bizim aramızda müflis parası ve malı olmayan kimsedir dediler. Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem onlara şüphesiz ki ümmetimin müflisi kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabı ile gelip fakat şuna sövüp buna zina, isnat ve iftirası yapıp, şunun malını yiyip, bunun kanını döküp, şunu döven bu sebeple iyiliklerin sevabı şuna buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden, sevapları biten ve hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip sonra da cehenneme atılan kimsedir buyurdular. Peki, o halde buradaki müflis kişi kim çocuklar? Bakın. Ne yapıyor? Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekatını veriyor. Fakat ne yapıyor? Devam ediyor. Şuna sövüyor, buna zina, isnat veya iftirasını yapıyor veya işte malını yiyor, kan döküyor, dövüyor vesaire. Yani her türlü başkalarına zarar veriyor. Kul hakkına giriyor değil mi? O halde buradaki müflis kişi kim? Tövbe eden kişi, ibadet eden kişi, çok parası olan kişi ve kul hakkına giren kişi.
Denizli yani D şıkkındaki çocuklar kul hakkına giren kişi buradaki müflis kişidir diyoruz ve 8. soruya geçiyoruz. Verilen ayette İslam'a göre korunması gereken aşağıdaki hangi temel ilkeden bahsedilmektedir? Bakın ne demiştik? İslam'ın temel ilke, korunmasını istediği temel ilke vardı. Kaç taneydi? 5 taneydi. Aklın korunması, malın korunması, neslin korunması, canın korunması ve dinin korunmasıydı. Ve yine her bir için ben sizlere birer anahtar kelime unutmamanız için belirtmiştim. Bakalım, kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Evet, Rum suresine geçen bu ayet-i kerime bizlere neyi söylüyor çocuklar? Eşler yaratması, aranızda sevgi ve merhamet var etmesi. Yani Allah-u Teala'nın istediği bir daire içerisinde, çizdiği sınırları belli olan bir daire içerisinde yapılan bir evlilik. Yani eş dediği için bizler burada neyi anlayacağız? Bu daire içerisinde kurulan bir aile hayatının neyi koruduğu esas alınır? Tabii ki A şıkkı neslin korunması gençler. 9. soruya gelelim. Dinin tanımından aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Din, Allah tarafından vahiy yoluyla gönderilen, akıl sahipleri bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onlara mutluluğunu amaçlayan ilahi kurallar bütünüdür. Bakın, vahiy yoluyla iletilmesine ulaşabiliyor muyum? Bakalım, evet, Allah tarafından vahiy yoluyla gönderilen. Allah tarafından gönderilmesi, evet cümlenin zaten başında, Allah tarafından vahiy yoluyla gönderilen. Peygamberleri halkın seçmesi. Burada bir peygamberle ilgili bilgi var mı? Henüz yok, ne diyor çünkü bize? Vahiy yoluyla gönderilen diyor ama burada kapalı bir mana. Akıl sahipleri bireyleri, kendi özgür iradeleri yani tercihleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğunu amaçlayan ne kanunudur? İlahi kanunlardır. Ve bu kurallar bütününe biz ne diyoruz? Din diyoruz değil mi? İnsanları doğruya ve iyiye yöneltmeye amaçlaması burada geçiyor mu? Evet geçiyor çocuklar. Çıkarılamaz dediği için peygamberleri halkın seçmesi gibi bir anlam buradan çıkaramıyoruz diyoruz. Ve 10. soruya geçiyoruz. Hazreti Yusuf'un kardeşleri İslam'ın korunmasını istediği aşağıdaki haklardan hangisini ihlal etmişler? Bir sabah Yusuf babasına, babacığım rüyamda 11 yıldız, güneş ve ayın bana secde ettiklerini gördüm diyerek rüyasını anlattı. Babası, yavrum dedi, rüyanı kardeşlerine anlatma. Olur ki sana karşı bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır diyerek Yusuf'a nasihatte bulundu. Yusuf'un büyük kardeşleri onu kıskandılar ve hile ile onu kıra götürüp bir kuyuya attılar. Babalarını ise onu bir kurt yedi dediler. Bakın Yusuf peygamber olan kıskançlıklarından dolayı abileri ne yapıyorlar? Bir plan kuruyorlar ve bu plana göre onu kıra götürüp orada ne yapacaklar? Kuyuya atacaklar. İşte çocuklar buradaki temel ilki ihlal edilen hangisidir sizce? Aklın korunması, canın korunması, dinin korunması ve malın korunması. Peki burada ne var? Yusuf'u ne yapıyorlar? Kardeşleri kuyuya atıyor. Yani tabii ki ne var burada? B şıklı çocuklar, canın korunması diyoruz. Evet gençler, inşallah 10'da 10 yaptığınızı düşünüyorum. Rabbim zihin açıklığı versin. Allah kolaylık ve güç versin sizlere. Hayırlı günler, hoşça kalın.